Efendim Altyazı Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sol tarafında biricik arkadaşım, sevgili arkadaşım, uzatacağım ki daha o elemada kalsın diye, Orhun Kayaalp var. Merhabalar. Bugün Orhun'la beraber ne yapacağız? Orhun'un gene hazırladığı bir liste var. Steam'de haftanın indirimlerine girmiş oyunlardan 4 tanesini sizlerle paylaşacağız. Bir de en çok satan 10 oyuna bakacağız ve bir de sevgili dostumuz, izleyicilerimize 50 liralık Steam cüzdan kodu kazandıran paramalarla birlikte sizlere sorular soracağız ve karşılığında bu sorulara cevap veren arasında 2 kişiye de 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye edeceğiz. Sorumuza yukarıdaki dakikadan ulaşabilirsiniz veya bizi dinlersiniz. Hep beraber oraya geçeriz. Evet. Neyle başlayalım? Önce bence haftalık indirimle başlayalım. Hayır Orhun. Önce buyur başla. İlk oyunu. O zaman ilk oyunum ya, bu haftaki haftalık indirimler içerisinde daha böyle sık duyduğumuz oyunlar vardı. O yüzden geçen haftalara nazaran daha iyi olduğunu önceden söyleyebilirim. Çok güzel oyunlar var. Söyleyeyim yani. İlk bahsedeceğim oyun Sleeping Dogs Definitive Edition. Şahane oyun. %80 indirimle 18 liradan satışta olan bir oyun. Bence biraz underrated diye tabir ettiğimiz bir tane çok bilinmeyen oyunlar arasında ama daha doğrusu zamanla değeri anlaşılan oyunlardan bir tane Sleeping Dogs. İlk çıktığı zaman çok güçlü çıkmamıştı, böyle bangır bangır bağırarak gelmemişti ama zaman içerisinde çok fazla oyuncuya kavuştu diye düşünüyorum ben Sleeping Dogs'ı. Evet. Güzel bir oyun, umarım devamı da gelir. Evet, Uzak Doğu'da geçen bir açık dünya oyunu. Yanılıyorsam yakın dövüş, Uzak Doğu'da yakın dövüş tekniklerini de... Oynamadın mı? Oynamadım. Ben hemen size anlatayım efendim. Açık dünya bir oyunu, Hong Kong'da geçiyor. Hatta trafik tersten aktığı için devamlı yanlış yere girip duruyorsunuz. Ben çok girdim yanlış yerlere, oyun ilk böyle 2-3 saat falan. Yakın dövüş var. Yakın dövüş kısmı çok leziz, Batman'e benziyor. Dövüş dinamikleri, silahlı kısımları biraz ham ama götürür, idare eder. Hikayesi de hiç fena değil. Hani Uzak Doğu mafyası arasındaki Yakuza muhabbetleri. Bir de bir de şöyle bir muhabbet var. Çifte ajan durumu var. Hani böyle undercover takılıyorsunuz biraz. O hava da var. İçeride dizisi gibi. Biraz. Artık yerel örnekler veriyorum. Yani köstebek demeyeceğim. Güzel bir oyun. Güzel bir oyun. Diğer oyunumuza o zaman geçelim. Dead Island Definitive Edition. Bu hafta Definitive Edition'lardan gidiyoruz. %50 indirimle 15,5 liradan. Yani Dead Island aslında bakarsanız ilk böyle teaser'la trailer'ı birleştirdim. Teaser dedim. Tracer'ıyla. Daha ne kadar birleştireceğim acaba? Trailer ile ilgimizi çeken bir oyundu. Böyle çok güzel sinematik, böyle geriden giden bir şey vardı. Oyun hani o trailer'a nazaran daha aşağıda kalmıştı ama çok başarılı bir zombi oyunu genel olarak. Açık dünyada yine geçen, bir adada geçen. Şunu söyleyebiliriz. Hikayenin ama çok bir beklentiniz yoksa hani biraz lootladığınız, zombi kestiğiniz oyunlardan craft bir tanesi. Ettiğiniz, craft ettiğiniz. Değişik silahlar craft ediyoruz. Yanarlı bıçak falan. Yani açık dünyada zombi, anlamsızca zombileri biçtiğiniz oyunlardan biri. Görsel olarak da kuvvetli bir oyun. Hala o kadar kuvvetli olmasa bile gideri olan bir oyundur çok diyebiliriz. Yani 15,5 liralık şeyinin karşılığını verdiğini düşünüyorum. Sırada bahsedeceğim iki oyun var. Bu iki oyun da aslına bakarsanız genel olarak düşük şeyler aldılar. Yani kötü yorumlar aldılar ama bu fiyatlara kötü olm... Yani bu fiyatlar karşılığında gayet hakkını verdiğini düşündüğüm için ben bence, bunları aldım. Bence. İlki Thief. %80 indirimle 9,5 liradan satışta olan bir oyun. Bir efsanenin ismini kullandığı için aslında beklentiler yüksekti. Evet. Onun etkisi vardı gibi geliyor bana. Thief kötü bir oyun değil. Yani vasat bir oyun da değil. Yani vasat üstü bir oyun açıkçası. Ortalamanın üstü bir oyun. Ama tabii Thief markası işin içine girdiği zaman hani ya bu muydu ya Thief denilebiliyor. Fakat gizlilik oyunlarını seviyorsanız, ortaçağ teması biraz hoşunuza gidiyorsa, o karanlık tema hoşunuza gidiyorsa Thief şahane bir gizlilik oyunu olabilirsiniz. Gerçekten. Ya bir de galiba Thief birazcık da şeye kurban gitti gibi. Yani biliyorsun modern gizlilik oyunlarında birazcık şey vardır. Adamın dibindesin de görmemesi mümkün değil ama mekanik olarak görmemesi gerekir falan. İnsanlar o yüzden birazcık ya Thief'te tabii şey sıkıntıları da vardı. Ben tabii oynayalı bayağı oldu. Bitirdim de oyunu ama 2010'da çıkışlı olması lazım. Ya evet bayağı oldu hakikaten. PlayStation 4'ün 2013 falan. PlayStation 4'ün ilk zamanları olması lazım sanki. Evet, çünkü PlayStation 3 en PlayStation 4'e geldiğini hatırlıyorum. O döneme girmiş olması ihtimali yüksek. Tam çıkardım ben. Şöyle bir şey vardı Thief'te abi, o bir sıkıntıydı aslında. Combat sistemi biraz çirkindi. Yani Thief hiçbir zaman için combat'la öyle plan çıkan bir oyun olmadı ama hani ya şu da artık ya biraz hani çok eskide kaldım ben şu kafasına vur olayı. Bir de bölüm tasarımları önceki Thief oyunlarına nazaran biraz daha zayıftı. Ama kesinlikle yani bu oyun kötü olduğu anlamına gelmesin. Ya eğer Thief'le çok aranız yoksa, ki yeni büyük ihtimalle yaşı daha böyle genç olan arkadaşlarımız Thief serisiyle çok arası yoktur diye düşünüyorum. Onlar için yeni bir pencere olacaktır bu. Güzel bir alternatif. Ya yani uzun soluklu güzel AAA bir oyun aslında ve iyi fiyat. Evet. Son bahsedeceğim oyunda Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect. %80 indirimli 18 liradan satışta. Ben ne zaman Murder Soul Suspect'ten bahsetsem bayağı üzerime yükleniliyor yorumlardan. Benim daha önce işte sosyal medyada vesaire paylaşımda duruyor. Çünkü hakikaten çok beğenilmeyen bir oyun. Evet. Benim de hani karakterim böyle cool, böyle yelekli şapkalı bilmem falan ya, öyle dikkatimi çekmişti ve süper
Yani doğaüstü güçler falan vardı. Böyle bir ilgimi çekmişti. Dedektiflik vesaire her şeyi böyle bir harmanlamıştı. Evet. Çok iyi yapamamış. Onu kabul etmek gerekiyor. Mekanik olarak çok iyi bir oyun değil belki. Ama bu fiyata da oynanabilir. Bu fiyata oynanabilir. Yani güzel bir atmosferi var. Yani zamanınızı alabileceğini düşündüğüm bir oyun olmuş. Aksiyon değil ama evet, macera ve dedektiflik öğelerinin ön planda olduğu ve doğaüstü de bir şeylerin olduğu gayet zaman geçirebileceğim bir oyun. Bir oyun. Evet. Haftalık indirimlerden bu kadar bahsedeceğimiz oyun. Toplamda 350 tane oyun var ve bu indirimlerde bu arada hani önümüzdeki pazartesi yani hadi yani ne? 8 Mayıs. Bravo. 8 Mayıs saat 8'e kadar devam edecek diye ekleyelim mi? Top 10 kısmına geçelim. Şimdi Top 10'da ilginç iki arkadaşımız var. Warhammer 40K Dawn of War 3 ön siparişi var. Bir de Dawn of War 3'ün kendisi var. Evet, o nasıl ya, oluyor? Şimdi şöyle bir şey var. Benim bu listeyi aldığım RSS feed biraz değişik bir RSS feed. Tam olarak neyi kastetmişler onu da anlayamadım ama yani böyle bir yani bilgi geldi bize. Tam olarak kastettiğin nedir? Ön sipariş. Acaba şey mi? Hani ilk 3 gün ön siparişteydi, o listeyi yansıttık. Sonra olabilir, oyun çıktı ve oyun çıktıktan sonra satış devam etti. Hani aslında bayağı orada güzel. Yani ikisini birleştirsen belki bir numarada olacak bir satış rakamı ya var. Ya normalde galiba öyle yaparlar zaten. Niye ilk kez böyle bir şey? Mesela şey de var. 10. sırada da Nier Automata var. 8. sırada da Nier Automata var. Ya evet, öyle bir şey de varmış. Ben şey çok net kendileri yazmamış. Dolayısıyla emin değilim ama muhtemelen böyle işte dijital deluxe falan gibi böyle bir paketi varsa falan. Ha, hani ya da gerçekten Steam tarafı bu hafta kusura bakmayın biraz sıçtılar listede. Hani yani böyle bir durum ortaya çıktı gibi bir durum var. Şimdi Nier Automata hala listede duruyor. Güzel bir gelişme. Sniper Ghost Warrior 3 beklediğimden biraz daha altta girmiş. Tabii bunda diğer oyunların da biraz daha ağırlığının olmasının sebebi var. Belki CSGO'nun üzerine çıkar diye düşünmüştüm ama yok, hani gene altta kalmış. Tabii ben konsolda oynadım. PC optimizasyon için gibi bir fikrim yok açıkçası ama Ghost Recon herhalde indirime girdiği için tekrar listeye giren oyunlardan biri. 120 indirimdeydi ya. Yani hani çok etkilemiş ama evet. Yani biraz etkilemiş olabilir. Düşmemesini sağladı. Zaten birkaç haftadır oradaydı. Ha geçen hafta yoktu değil mi? Doğru. Bak gene bu arada şeyi bekledik. Mesela geçen hafta konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Outlast'ı listeye girecek demiştik ama Battlegrounds'ı indirir mi indirmez mi? Bir şey. Evet. Battlegrounds indirmek şu aralar mümkün değil şu yani. Şu gerçekten mümkün değil. Resmen çekmeyin lan aşağı doğru çekmeyin diye yukarı tutunan adam misali düşmüyor kesinlikle. Düşmüyor. Ben Outlast geçer diye düşünüyorum ama Outlast'da şöyle bir ters etki oldu. Oyun beklenildiği kadar iyi çıkmadı. Evet. Onun bir etkisi oldu galiba insanlar için. Yani o biraz düşünmüş olabilir ama Battlegrounds gerçekten çok sağlam çakmış kazıkları. Çok da sürpriz bir oyun yok bu arada. Evet, çok sürpriz bir oyun yok gerçekten. İşte yeni giren Outlast 2'ydi. Ondan bahsedeyim. Bir de Warhammer işte 40K ya da işte hangisini diyelim. Evet. Geçelim onu yani. Yani yeni çıkan bir oyun olduğu için bu listeye girmiş. Orada Warhammer ile alakan var mı? Bende var oyun ama ofiste kimse bilmediği için ilk bakış yapamıyoruz. Hiç. Yani bakmak isteyen bir içeride var mı Warhammer'a bakmak isteyen? Ya RTS versiyonları vardı çok. RTS işte. Ha, bu da mı RTS olan? Ya bir de TPS'ye döndü ya bir ara. Bu artık RTS mi TPS mi o kadar yani şey. Yok, bu klasik gerçek zaman strateji oyunlarından bir tanesi. Yok, inanılmaz uzun zaman. Vallahi güzel de bir kutulu versiyonu vardı, duruyordu yani. Biz onu ben onu bulacağım. Oynayacak. O inceleme için gelen bir oyun ama işte bak diyorum ya, ofiste strateji oyunu sever. Strateji oyunlarında genel olarak insanlarda bir kaçış noktası var galiba. Ya ben severim de artık bu son zamanlarda Grand Strategy işte Europa Universalis işte Stellaris vesaire falan olsun. Çok yani bakarsın sen bakarsın. Ben sana onu paslarım. Çok vakit alıyor falan ya, bir de gerçek zamanlı stratejiler bu falan. Bu öyle değil abi. Bunu bir giriyorsun. Of nasıl var ya, akıyor. Eyvah falan. Koştu Uncharted gibi yapmışlar. Benzetmeye bak oraya buraya. Baya böyle bir liste oldu. Var mı konuşacağımız şey? Z1 gene o indirimle bir zorlamıştı geçen hafta. Geçememişti. Tamam. İndirim bittiği gibi hıt diye geriye düşecekler. CSGO zaten oranın gediklerinden biri. İlginç bak. Nier takip ediyorum. Nier Automata ne zaman düşecek diye. Düşmüyor. Düşmüyor. İndirime de girmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Orada 8, 9, 7 oralarda takılıyor. Ama sanırım son haftası ya. Çünkü hani hep yavaş yavaş böyle gitti. Evet yani son anda tutunmuş. 10. sıradan veya işte 8. sıradan. 8. sıradaysa yani, son anda tutunmamış. Ama hangisi acaba? Evet, bilemiyorsun doğru. Yani. Bahsettiğimiz o problemden ötürü. Yani bir hafta daha belki görürsek görürüz gibi. Tabii şu da var. Yeni bir şey de girmesi gerekiyor ihtimalle. Yeni bir şey girerse düşme ihtimali yüksek, tabii girmezse listede kalacak. Kalacaktır. Aynen. Böyle güzel bir şey olmuş ama. Satış başarısı olmuş Nier için. Böyle oyunların satması iyi ya. Batı gerçekten pazarına da daha rahatladılar. Güzel oyun, değişik bir oyun. Görmediğimiz şeyleri sunan bir oyun. O yüzden ben seviyorum bu tarz oyunu. Yani insanların da sevdiğini görmek hoşuma gidiyor. Herkesin gerçekten sevdiği oyunu görmek. Yani senin sevdiğin oyunu başkalarının sevdiğini görmek her zaman hoşuna gider yani. O zaman sizlere efendim sorumuzu soralım. Merak ediyorum. Orhun'dan da fikir alacağım şimdi. Sorumuz şu. Outlast 2 sizce olması gerektiği yerde mi yoksa
beklediğinizden düşük. Bu yani Outlast 2'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Satış performansı hakkında. Sizce oyunun kötü olması etkiledi mi? Yayıncıların çok yayın yapması etkiledi mi? Ondan sonra acaba oyun iyi olsaydı daha çok satar mıydı, satmaz mıydı? Fikirleriniz genel olarak yorumlarınızı bekliyoruz bu konuyla alakalı. Yorumlarınız da Paramar uygulaması üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Yani Paramar uygulamasını indirip üye olup ardından Pareste kısmına 50 TL yazıp altındaki mesaj kısmına yorumunuzu atabilirsiniz. Veya yorum attığınız birinin fotoğrafını çekip oraya pıt diye iliştirebilirsiniz. Aşağıda zaten numarayı görüyorsunuz. Sen ne düşünüyorsun? Sence olması gerektiği yerde mi yoksa daha fazla olabilir miydi? Ya listede birinci olan Battlegrounds olmasaydı bence birinci olması gerekiyor derdim ben. Ama Battlegrounds çok istisnai bir durum diyorsun. Evet gerçekten Battlegrounds hani bu arada reklam falan değil, hiç para vermiyorlar bizim onun için ama yani gerçekten hani Battlegrounds oynamak istemez misiniz? Haydi şimdi bana katılın. Yani hani şey de değil, hani bana hitap eden bir oyun da değil esasen genel olarak ama yani gerçekten oyuncuların takdirini kazanmış. Abi adamlar reklama ihtiyacım var Allah aşkına. Evet ben evet aynen. Birinci sırada hani keşke biraz daha alttı. Mesela H1Z1 bekliyoruz. Hani evet. Reklamlarını bekliyoruz hani H1Z1. H1Z1 oynuyoruz. Hazır mısınız? Orhan Enis. H1Z1'de birlikteler. Ya, evet yani böyle bir durumdan ötürü hani Battlegrounds birazcık klasman dışında yani diğerlerine nazaran almış görmüş arkasında rüzgarın da etkisi. Aslında Outlast'ın gibi birinci diyebilir miyiz yani şu an? Benim nazarımda odur yani bu etkiyle gerçekten olabilecek düzeydeymiş. Oyun daha iyi olsaydı bile evet. Sıralamasını eşitmek zorundaydı. Ben de bu arada çok şeyi yani sadece şey etkiledi. Yani Outlast yapısı itibariyle başkasından izlenebilecek. Yani ben mesela başkasından izlemeyi tercih ediyorum. Hani korku oyunu sevmemle de alakalı olan bir şey bu. Ve bir de hani başkasının tepkisini görmek de keyiflidir bu tip oyunlarda. Tabii korku oyunlarının hep onun etkisiyle satışları belki olması gerektiği seviyede olmayabilir ama onun dışında aa bu oyuna kötü dediler, oynanmayacak falan gibi bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hani bana oynattınız burada, ben çok etkilendim gerçekten oyunu. Ama ilk yarım saat herkes etkileniyor. Sonradan bir. Eyvallah. Yani şey değil hani oyunu açar açmaz bu ne ya falan değil. Oynadıkça biraz şey oluyor açıkçası. Zaten inceleme... Ama o da mesela şeyleri, satışları kötü etkilemez. Adam almış zaten o saatte. İlk yarım saat izleyip yani. Bir de şöyle bir şey var tabii. Orada bir konuşuruz bunları. Outlast 2'yi inceleyemeyeceğimiz bir videomuz olacak. Orada da konuşuruz hani neden böyle oldu olmadı. Millet beğendi beğenmedi. Ne beğenildi ne beğenilmedi diye. Orada değerlendiririz ama böyle bir, bu konu üzerinden ufak bir fikir testi yapmış olduk. O zaman veda ediyoruz. Güle güle. Çok hızlı veda ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.